Sırlar Alemi kanalından merhaba. Geçtiğimiz hafta sizlere zihin kontrolünün nasıl olduğu ile alakalı bir video hazırlamıştık. Gelen sorular doğrultusunda bu haftaki videomuzda yine zihin kontrolü üzerine yapmaya karar verdim. Ancak bu hafta radyo dalgaları yerine hemen hemen her gün izlediğimiz, ekranlarda gördüğümüz ve hepimizin severek izlediği animasyon filmlerinden bahsedeceğiz. Sırlar Alemi kanalıma abone olarak ve yandaki çanı tıklayarak bu tarz sır dolu videoların devamının gelmesi için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hollywood, günümüzde en güzel filmlerin dijital ve görsel efektlerle süslenerek tüm dünya pazarına sürüldüğü yer olarak bilinir. Kimsenin bilmediği karanlık ve çirkin bir yüzü var. Hollywood'da çekilen filmlerin Pentagon'un kontrolünden geçtikten sonra dünya pazarına çıkartıldığını videomuzun başında belirtmek istiyorum. Yani Amerika'da çekilen hiçbir film Amerikan ordu ve yönetiminin denetiminden geçmeden vizyona giremez. İşte Hollywood'un karanlık yüzü de burada ortaya çıkıyor. Hepimizin keyifle izlediği ve çocuklarımızla birlikte sinemalarda yer ayırttığımız pek çok animasyon filminde aslında kara bir oyun oynanıyor. Çocuklarımızın bilinçaltına çizgi filmler içerisinde gösterilen semboller, işaretler, hareketler ya da 25. kare tekniği kullanılarak yerleştirilmiş ilave görüntüler ile bilinçaltına çeşitli mesajlar gönderilmekte, toplumların yaşam şekillerinin, ahlaki değerlerini, inançlarının, görüşlerinin hepsinin değiştirilmesi sağlanmaktadır. İlk duyduğunuz zaman komplo teorisi ya da saçmalık olarak gelse de bilinçaltımız için yapılan pek çok kare, gözümüz ve kulağımız tarafından algılanması güç olan karelerdir. Beynimizin bilinçaltına aldığı binlerce veriden sadece onlarcasını bize tanımlamakta ve geri kalan verileri de kütüphanesinde saklamaktadır. Bu saklanan veriler ise yeri ve zamanı geldiğinde saklandığı yerden çıkartılarak beynimize yol gösterici veri olarak kullanılmaktadır. Bilinçaltı mesajlarının pek çok şekli mevcuttur. Bunlar piyasaya yeni sürülecek bir içecek reklamından, yiyecek firma reklamlarına, alkol ve sigaradan neyi nasıl yapmanız gerektiğini anlatmaya kadar pek çok şekilde karşımıza çıkabilir. Mesela Temel Reis çizgi filmini ele alalım. Temel Reis güce ihtiyacı olduğu zaman piposu ile ıspanak konservesini açmakta ve yediği ıspanaklardan aldığı güçle kötüleri yenmektedir. Bu size de biraz garip geliyor değil mi? Bu çizgi filmi izleyip de annesinden ıspanak yemeyi istemeyen var mı acaba aramızda? Oysa bugün bilimin ışığında ıspanak içindeki demir oranının bir patlıcandakinden bile çok daha az olduğu ispatlanmıştı. Bakın anlatayım. Burada büyük bir ticaret oyunu oynanmakta. Temel Reis çizgi filminin Türkiye'de gösterilmeye başlandığı zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir ıspanak stok fazlalığı mevcuttu. Depolarda ıspanaklar çürümeye terk edilmişti ki Türkiye ıspanağı ithal etmeye karar verdi. Bilin bakalım hangi ülkeden ıspanak aldık? Tabii ki Amerika. Bir başka örnek olarak da çizgi filmlerde yenilen yiyecekler. Mesela Ninja Kaplumbağalar filmini izleyip de pizzacını çekmeyen var mı? Oysa Ninja Kaplumbağalar filmi yayınlanmadan önce dünyanın dört bir tarafında pek çok pizza dükkanı açılmış ve pizza kültürünü bilmeyen yerlerde dükkanlar bir bir kapanmıştır. Ne kadar ilginç bir tesadüftür ki Ninja Kaplumbağalar filmi ülkemizde yayınlandığı kanala diğer ülkelere göre neredeyse yarı fiyatının da altında olacak şekilde satılmış ve filmdeki her bölümün sonunda yenilen pizzalar sayesinde büyük pizza zincir mağazaları kurulmuştur. Bunlar bilinçaltı mesajlarının reklam için nasıl kullanıldığına dair masum örnekler olsa da asıl tehlikeli örnekler 1999 yılında çekilen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran 19 Temmuz'da ise 20. yıl olmasından dolayı yeniden ve çok görkemli efektlerle çekilen The Lion King yani Aslan Kral ile başlamış ve devam eden yıllarda pek çok sevilen çizgi film ile devam etmiştir. Neredeyse tüm filmlerde bilinçaltı mesajları yerleştiren Hollywood, çocuklarımızın taze beyinlerini ve görsel hafızalarını kullanarak yaşam tarzlarını değiştirmeyi, değerlerini kaybetmelerini ve istedikleri şeye inanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. iPad God 2 filminde Deccal'in televizyon ekranından çocukların beyinlerini yıkadığı görüntüyü hatırlamayanınız yoktur. Taşlar yerine oturdukça dünyamız ve insanlık üzerinde oynanılan oyunun ne denli planlanmış ve ne kadar büyük bir oyun olduğu bir kere daha gözler önüne serilmiştir. 1999 yılında Aslan Kral filminin ilk sürümünde Simba'nın kayalıklara uzandığı sahnede yer alan tozlar yıldızlarla birleşerek ekrana belli bir şekilde seks yazısını yazmıştır. Seks üzerine pek çok çizgi film içerisinde sübliminal mesaj verilmektedir. Bu mesajları söylemek yerine filmin üzerine işaretlemeyi daha mantıklı buldum. Ekranda verilen sübliminal mesajları net bir şekilde böylece de görebilirsiniz.
Çizgi filmlerin çoğuna baktığımızda mutsuz ailelerin çocukları, mutsuz hayvanların sahipleri ya da işinden gücünden çocuklarına ve hayvanlarına vakit olmayan ebeveynlerden bahsedilmektedir. Günümüzdeki toplumun yaşam şartlarına bakacak olursanız, yıllar önce bizlere izletilen bu çizgi filmlerdeki hayatı birebir yaşadığımızı fark edeceksinizdir. Mesela, Aslan Kral'da Simba babasını kaybeder. Kayıp Balık Nemo'da Nemo ailesinden ayrılır. Yukarı Bak filminde ise ana karakteri, babası işleri çok yoğun olduğundan dolayı kendi ödül törenine dahi gelmez. Angry Birds filmindeki 3 sevimli yaramazın ise aileleri zaten ortada yoktur. Tamamen bir tek başına kalmışlık hissi içerisinde verilen bu mesajlar gelecek yıllarda kişilerin yaşam şekillerini de belirlemiş oluyor. Yıllar öncesinde izlediğimiz Tom ve Jerry filminde Illuminati ile ilgili öyle bir sahne var ki uzaydan inen uzaylıların Illuminati olduğuna inandırılıyor ve onlara tapınılması gerektiğinden bahsederek birebir bu kareyi canlandırıyorlar. Yine Donald Duck filminde bir göz doktoruna giden ördeğin arkasında okuma tablosuna dikkatlice bakın. Ask about Illuminati. Yani Illuminati'yi sorun ya da araştırın şeklinde bir yazı dikkatlerden kaçmıyor. The Simpsons filmi ise zaten başlı başına ayrı bir videonun konusu olması gerekirken burada bahsetmeden geçmek olmaz. The Simpsons ilginç bir şekilde olacak olan olayları yıllar öncesinden ekrana taşıyan bir çizgi filmdir. Bundan dolayı da kafalarda kime hizmet ediyor acaba şeklinde bir soru oluşturmaktadır. Yine bu şekilde çocukların gündüz kuşağını severek izledikleri Sünger Bob filminde ise neredeyse her bölümde seksi çağrıştıran bir cisim mutlaka kullanılmaktadır. Daha örnek verebileceğimiz onlarca film, yüzlerce sahne mevcut. Ancak bu videoya en çarpıcı örneklerini vermeyi tercih ettim. YouTube üzerinde siz de araştırarak daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Şimdi çocuklarınızın çizgi filmleri izlerken bir kere daha düşünmek zorundasınız. Çocukların genç ve taze beyinlerinin verilerle yüklenerek gelecek nesilleri istedikleri gibi şekillendiren bir grup insanla karşı karşıyayız. Unutmayın, dünyamız ve insanlık üzerinde büyük bir oyun oynanmakta ve bu oyunun kuralları 1769 yılında yazılmış durumda. Oyunun sonlarına geldiğimizi artık hissettiriyorlar. Gelecek günler neler gösterecek hep birlikte göreceğiz.